Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziran min ehli Harun ahi. Üştüt bihi ezri ve eşrikhu fi emri key nusebbihake kesira ve nezkurake kesira inneke kunte bina basira. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufranike rabbena ve ileykel masir. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi küllü daim ve devain ve barik ve sellim ve aleyh ve aleyhim kethira. Amin. Lematte okuyoruz. Lematten kaldığımız yerden okuyoruz. Kuvvet hakka hizmetkar olmalı. Başlıklı metinde kalmıştık. Geçen hafta az biraz girmiştik, başlamıştık müzakere etmeye. İnşallah. Ama yani tam bütün metni müzakere etmemiştik. Kuvvet hakka hizmetkar olmalı başlıklı pasajı okuyorduk dedim herhalde demiştim, hatırlamıyorum. Hem zor hem kolay bir metin diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim istifademizi arttırsın diye bir zor bir metin diye düşünüyorum. Çünkü farklı anlaşılmalara imkan sağlama açısından müsait bir metin. Kolay bir metin diye düşünüyorum. Sizlerle beraber, yani tek başımıza bu işi yapmadığımız için, hep beraber bu işi yaptığımız için biiznillah metnin altından hep beraber kalkarız diye düşündüğüm için kolay bir metin diyorum. Şöyle başlıyor. Ben linki de paylaşayım. Ben şuradan takip ediyorum. Yani birçok yer var. Ben şu an buradan takip ediyorum. Hikmette ki desatir, yani varlık yorumunda takip edilen prensipler diye anlıyorum şu an için. Hükümetteki nevamiz, hükümetin kanunları, namusları, namus burada kanun anlamında demiştik. Hakta olan kavanin, hakkın kanunları, kuvvetteki kavait, kuvvetin kaideleri, limitleri, sınırları diye anlıyorum. Birbiriyle olmazsa müstenit ve müstemit, yani birbirlerine dayanmazlarsa, yardım etmezlerse, müstenit istinad etmezlerse, dayanmazlarsa, müstemit yardım etmezlerse. Yani hikmet, hukuk, özür diliyorum, hikmet, hükümet, hak, kuvvet, bunların namusları, kanunları, kaideleri birbirine dayanmazsa, birbirine yardımcı olmazsa, birbirlerini beslemezlerse, cumhur-u nas'ta olmaz ne müsmir ve müessir. Müsmir yani semere vermez. Meyvesini vermez. Hikmet, hükümet, hak ve kuvvet amacını gerçekleştiremez diye anlıyorum cumhur-u nas üzerinde. Ve müessir olmaz. Yani tesirli olmaz. Belki de insanların zihninde meşruiyeti olmaz şeklinde anlaşılabilir. Şeriatte şeair kalır mühmel, muattal, umurun hasta olmaz müstenit ve muktemit. Yani böyle olduğu takdirde müstenit, yani eğer bu dörtlü, bu dört büyük kavram, henüz açmadık bunlar, bu metnin bağlamında nasıl anlaşılması gerekir diye düşünüyoruz hepimiz hep beraber.
Eğer bu dörtlü birbirine dayanmaz ise şeriatte şeair ihmal olur, atıl kalır, ihmal olunur. Bu metnin bağlamında şeriat ne demek, şeair ne demek, bunları düşünüyoruz hep beraber. Umur-u nas, insanlar arası ilişkiler diye anlıyorum şu an için. İnsanlar arası ilişkilerde. Bu arada yeri gelmişken söyleyeceğim. Şimdi yeni arkadaşlar var aramızda. Bu dersleri yapmak için kullandığımız Zoom programı farklı işletim sistemlerinde farklı görünümlere sahip bir uygulama. O yüzden şimdi söyleyeceğim direktifler sizin kullandığınız uygulamada farklı olabilir. Fakat birçok kullanıcı girdiğinde kamerasını kapatmıyor. Hatta bazılarının görüntüsü de açık kalıyor. Ben fark ettiğim anda kapatıyorum. Bu arkadaşlara özelden şu anda mesela sizinki diye özelden bu arkadaşlara mesaj atıyorum. Lütfen chat ekranlarını kontrol etsinler. Mesela bu derse girmeden önce şu anda özelden mesaj attığım arkadaşlar kameralarını ben kapattım. Bir mesaj tahtası mı diyelim ona? Mesaj penceresini bir kontrol ederseniz eğer özelden şu an size mesela sizinki diye mesaj attıysam bilin ki sizin kameranızı ben kapattım. Hangi yani Windows'tan mı veya başka bir şeyden mi kullanıyorsunuz programı bilmiyorum. Fakat bizim kullandığımız bu programda stop video ve unmute mute diye iki tane mouse'la rahatlıkla tıklayabileceğiniz buton var. Orada video kısmını stop video yapmadığınız takdirde bunun başka ayarları da var. Yani siz girdiğinizde otomatik olarak kapanması için. Aramızda şu an mesela Emin diye bir arkadaş var. Ona özelden hemen mesaj atabilirsiniz. Ben bunun ayarlarını nasıl yapabilirim diye. O belki o size bu konularda daha iyi yardımcı olabilir. Ama velev bunun genel ayarlarını yapmadınız. Girdiğinizde hem mikrofonunuzu hem videomuzu kapalı tutarsak inşallah hepimiz için daha az dikkat dağıtan ortamı muhafaza etmiş oluruz diyeyim. Epeydir bu hatırlatmayı yapma ihtiyacını hissediyordum. Şimdi yeri geldi yaptım. Böldüğüm için dersi özür diliyorum ama bu konuda önemli. Şimdi geri dönüyorum. Şeriatta şeair kalır mühmel, muattal, umur-u nasta olmaz, müstenit ve muktemit. Bu metnin bağlamında şeriat nasıl anlaşılacak, şeair nasıl anlaşılacak bunu zihnimizde canlı tutalım dedik diye hatırlıyorum en son. Umur-u nas'ı konuşuyoruz. Umur-u nas da olmaz müstenit ve müstemit. Burada umur-u nas, ben insanlar arası ilişkilerde diye anlıyorum. İnsanlar arası ilişkilerde şeair henüz tanımlamadık. Metnin kendi bütünlüğü içerisinde şu an cümleleri ilişkilendiriyorum. İnsanlar arası ilişkilerde neyse o şeair, şeriatta şeair bu bağlamda kendisine dayanılan, itimat edilen bir mefhum olmaz diye anlıyorum. Şimdi bu metin biraz zor. Evet. Biraz erken yaptık galiba açıklamayı. Evet. Az önce bir video daha kapatma durumu kaldım. Program bazen şey olabiliyor. Yani hem farklı sistem kullanınca şey olabilir hem de telefondan girdiğinizde, tabletten girdiğinizde
daha farklı kullanımları zorlaşabiliyor. Anlıyorum. Aynı sıkıntıları ben de yaşadım. Yani kesinlikle sizden kaynaklanmıyor. Sadece dikkat edelim diye söyledim. Yeri geldi madem ben de şöyle bir ek bilgi paylaşayım. Normalde bu programın yönetici ayarlarında kullanıcılar, arkadaşlar odaya girdiği zaman videosu otomatik kapanıyor. Dolayısıyla ilk giren kişi eğer bilmeden ya da yanlışlıkla ya da bilerek videoyu açmadıysa videonun açılmaması lazım. O yüzden bütün arkadaşlar özellikle telefondan gelenler dikkat etsin. Bazen insan fark etmeden parmağıyla değebiliyor bu düğmeye ve video start video yazan düğmeye ve açılabiliyor. Eğer tırnak içinde düzgün bir şekilde odaya giriliyorsa videonun açılmaması lazım. O yüzden lütfen herkes dikkat etsin odaya girerken. Elhamdülillah. Allah razı olsun Emin. Bu da doğru ve yerinde bir uyarı oldu. Yani illa bunu bilerek yapıyor olmanıza da gerek yok. Veya kapalı girmişsinizdir de sohbet içerisinde açılabilir. Hem dersin akışında dikkati dağıtabilir hem de siz de bundan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Görüntünüzün gelmesinden. Tamam. Genel olarak böyle. Şimdi metne geri dönelim. Şimdi bu metin kuvvet hakka hizmetkar olmalı. En başta yaptığım vurguyu yeni gelen arkadaşlar da olduğu için tekrar yapıyorum. Yani biraz zor bir metin. Şundan dolayı zor dedim. Çünkü ya işte gördük mü bak Bediüzzaman burada Müslümanların kuvvetlenmesi gerektiğini düşünüyor. Kuvvet sonuçta hakka hizmet ettiğinde istenilmesi gereken şeydir canım. Bunun için de zenginleşmemiz lazım falan gibi. Tam olarak ne dediği belli olmayan yorumlar diyeceğim. Bu tarz yorumlara açık bir metin. Ondan dolayı hem müellifin eserler içerisinde takip ettiği çerçeveyi de saklı tutarak o çerçeve içerisinde anlamaya çalışalım inşallah. Ben şimdi geçen haftadan aldığım bazı sorular var buraya not olarak. Neden bu dörtlü hikmet, hükümet, hak, kuvvet kavramlarını tercih etmiş sorumuz vardı. Bu soru benim de gündemimdeydi bu hafta, geçen dersimizden beridir. Bunların birbirine dayanması, birbirlerine yardım etmesi ne demek? Bir de yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Ali'nin bir önerisiydi. Yani burada illa bu metni toplumsal bağlamda mı ele almamız gerekiyor? Kainattaki hikmet, hakimiyet, hak, kuvvet bu bağlamda da ele alabilir miyiz diye bir önerisi de vardı. Şimdi beraber dertlenelim, beraber metni anlamaya çalışalım. İlk sorumuzdan yani neden bu dörtlü dediğimde zihninde şu an bir çerçeve uyanan var mı? Paylaşmak istediniz. Yani şuradan başlayalım. Yani neden bu dörtlü? Çünkü diye paylaşmak isteyen var mı? Yani ben dördünün neden olduğunu henüz düşünmedim. Yalnız daha primitif bir soru aklımda. Kuvvet ne demek? Tam olarak bu bağlam içerisinde dünyamda yer etmedi. Hani genelde zahiren baktığım zaman cümleye işte belirli enstitülerin, kurumların, devletlerin vesaire askeri gücü ya da farklı politik, coğrafi güçlerden falan bahsediyormuş gibi gözüküyor ama burada kuvvet derken daha derin demeyeyim de daha kapsamlı bir manası olabilir mi? Kuvvet ne demek sorusuna çok net bir cevabım yok şu an için açıkçası. Hani kuvvet deyince açıkçası aklıma kaslı bir insan geliyor ya da ne bileyim bomba atan bir uçak geliyor. Ama burada daha bizimle alakalı olan bir yorum olsa gerek diye hissettim ama sizin yardımınıza ihtiyacım var.
Elhamdülillah. Bu da bence çok metnin başında sorulması gereken çok önemli bir soruydu. Bu metnin için, çünkü başlığımız kuvvet hakka hizmetkar olmalı. Emin'in dediğini tekrar ediyorum. Bu bağlam içerisinde kuvvet ne demek? Kurumların gücünden mi bahsediyoruz? Yani kuvvet çünkü çok şey bir kavramdır. Bir dakika. Kuvvet içi doldurulmadığı takdirde ne idüğü belli olmayan bir kavramdır. Önce Yakup'un elini gördüm, sonra Alaaddin'i gördüm. Buyur Yakup. Ben Emin abinin sorusunu değiştirip bir daha sormak istiyorum. Yani değiştirip demeyeyim aslında, biraz daha genişletmek istiyorum. Yani biz Risale-i Nur okurken hikmet kavramını çok görüyoruz. Bunun farklı anlamlarda kullanıldığına da şahit olabiliyoruz. Ben buradaki kavramları teker teker baştan bir değerlendirmeye tabi tutalım diye bir teklifte bulunacağım. Yani hikmet ne demek, hükümet ne demek, ak ne demek, kuvvet ne demek? Ve hatta işte belki namus, nevamis ne demek, kanun ne demek, yani arasında nasıl bir ayrım var gibi. Yani böyle çok kısa sürede bitmeyebilir gibi geldi bana bu paragraf. Böyle kavram kavram, kavram kavram üzerine çalışmadan bu metin bize ne diyor anlayamayız gibi geldi bana. Onu ifade etmek istedim. Anlıyorum. Yakup teker teker bütün kavramları ele alalım diyor. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var Yakup. Senin yorumun için yani bana nasıl göründüğü noktasında. Ama önce Alaaddin'e bakacağım. Bu dörtlü yaratılışta cari olan sünnetullah'tan insanların efali ihtiyarisine uzanan bağı kuruyor diye düşünüyorum. Diyor Alaaddin. Yani meseleyi kainat bağlamında ele alalım diyor. Geçen hafta Ahmet Ali'nin yaptığı, sorduğu sorusuna örtüşen paralel bir yorum. Yakub'un, yani buradaki kavramları teker teker alalım. Bence şimdi hepsi olur ama korkum şu. Yani hikmet nedir sorusu bağlamına oturtulmadığı takdirde yani zannediyorum sizler de takdir edersiniz ki herhalde bir yıl üzerine konuşabileceğimiz bir kavram. Hükümet nedir denilen kavram bağlamına oturmadığı takdirde, hak bağlamına oturmadığı takdirde çok büyük kavramlar bunlar. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam, şöyle bir şey söylesem, acaba sizin bu gayet yerinde ve geniş önerilerinize bir şey mi olur? Yani ben bir çerçeve, bir modelleme yapalım istiyorum. Ve alternatif modeller gelişirse bence tartışma çok daha güzel yere gider, müzakere çok daha güzel yere gider. Metin şöyle bir modele mi hizmet ediyor anlamında? Ben dediğim gibi şunu kenarda saklı tutarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani şimdi söyleyeceğim meseleyi daraltabilir, meseleyi çok farklı yere çekebilir. Ama başından sonuna kadar bir çerçeve sunmak adına şöyle bir şey desem. Mesela kuvvet hakka hizmetkar olmalı dediğinde. Kuvvet hakkın ortaya çıkmasına hizmet ettiği nispette meşrudur gibi bir tanımlamayla buradan bu cümleden hareket etsek. Ve hükümet ehline, ya ben toplumsal bazda ele alacağım meseleyi. Biraz da mesleğim itibariyle belki de. Yani hükümet ehline, yöneticilere kuvveti kullanma meşruiyeti neden verilir? Hakkı ortaya çıkarması için.
Peki hakkı örtmeye çalışan her engeli ortadan kaldırması için de diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. Hukukun icrası diyebiliriz. Hükümetlerin eline kuvvet veriyor toplumlar. Yusuf hemen sana bırakacağım. Ben biraz hızlandırayım tempomu. Başından sonuna kadar bir çerçeve sunmaya çalışıyorum sadece. Hakkı ortaya çıkarması için dedik. Yoksa toplumun menfaatine deyip, ben kuvvetliyim deyip, birilerinin ya da çıkar gruplarının menfaatlerine hizmet etmemeli kuvvet. Hikmetteki desatir, hükümetteki nevamiz, hakta olan kavani, kuvvetteki kavait birbirleriyle olmaz müstenit ve müstemit kavramlarını. Burada diyorum ki acaba bu hikmet, hükümet, hak ve kuvvet ifadeleri o dönemin toplumsal yapılanmasındaki dört farklı sınıfa işaret ediyor olabilir. Yani hikmet derken hani ulema, sayfiye, kalemiye falan denirdi ya Osmanlıca'da. Hani hikmet derken ulema sınıfına, hükümet derken yönetim, bürokrasi sınıfına, hak derken hukuk sistemine, kuvvet derken ordu, polis gibi devletin kuvveti, fiziksel kuvveti icra eden organları şeklinde anlaşılabilir mi gibi hissettim. Yani eğer bu çerçeveden gidersek, bugünün kelimeleriyle konuşursak, ilim ehli, bürokrasi, hukuk ve ordu, yani bunlar kendi aralarında bir dayanışmayla, yani şimdiki ifadesiyle biz buna kuvvetler ayrılığı diyoruz. Sınırları belli bir şekilde işler ve birbirlerini takviye etmezlerse, bunlar uyum halinde olmazsa bir toplumun içerisinde, birbirleriyle çelişirlerse, birbirleriyle çatışırlarsa, cumhurun asla olmaz ne müsbir ne müessir. Yani eğer bu dört unsur, ilim, ehli, ulema diyebilirsiniz, akademik çevre diyebilirsiniz. Bugünün kavramlarıyla önemli değil. Ama yani varlık yorumu, kainatı anlama, açıklama yorumu üzerine çalışan güruh, bürokrasi, hukuk ve ordu bunlar arasında bir ahenk, birbirini besleme ve uyumluluk olmazsa, eğer bu dört unsur kanun üzerine değil de, buradaki bütün bu namus, kanun, kavaid, desatir, yani bunların hiç bu kurumlar, bu dört farklı sınıfsal kategori kanun üzere değil de keyfi hareket ederlerse, toplumun nazarında bu toplumsal yapının dört farklı grubundan ortaya çıkan yapı bir bütün haliyle meşruiyetini kaybeder diye anlasak. Ne müsme ne müessir. Şeriatta şey ayır kalır mühmel, muattal, umurun asla olmaz müstenit ve müstenit. Yani bu metnin bağlamında şeriat ve şey ayırı nasıl anlamalıyız diye baktığımda, yani şey ayır misal İslam aleminde İslam alemi yapan neyse onların bütününe verilen isim diye anlıyorum ben şey ayırdan. Eğer o yani normal kullandığımız bağlamda düşünürsek, yani İslam'ı yaşayan toplumun oluşturduğu genel karakteristikler. Ama burada bu metnin bağlamında o toplumun o toplumsal sözleşmesi mi diyelim ona? Yani o toplumun hukukunun hakim olduğu, o toplumda bu toplumsal yapının üzerinde o hukukun hakim olduğunun alametleri kalmaz. Toplumun içerisinde kargaşa, zulüm, tecavüzler hakim olmaya başlar. Böyle olmaması için kuvvetler ayrılığının her bir üyesi, yani ilim sınıfı, bürokrasi sınıfı, hukuk sınıfı, ordu sınıfı, bunların her bir üyesi kendi nispetinde bir kuvveti var. Emine'nin yaklaşımına göre. İlim ehlinin kendi nispetinde bir kuvveti var. Bürokrasinin kendi nispetinde bir kuvveti var. Hukukun kendi nispetinde bir kuvveti var. Ordunun kendi nispetinde bir kuvveti var. Her birisinde kuvvet menfaate değil de hakka hizmet ederse, bunun içinde bu yapılar birbirini beslemeli, uyum halinde çalışmalı, çatışmamalı diye anladım. Yani mesela bu bir okuma biçimi, bu metni. Ama tahmin ediyorum Yusuf'un bir alternatif önerisi var. Şimdi onu dinleyelim. Alternatif mi bilmiyorum da genel itibariyle şimdi sonraki metinlere de bakınca işte menfaati esas tutan siyaset canavardır ya da işte zıt zıtını tazammün eder. Yani dolayısıyla bunu birazcık senin bahsettiğin şekilde toplumsal düzlemde okumak makul gibi görünüyor devamındakilerle birlikte düşünürsek. Hem bu şey anlamına da gelmiyor. Hani bu toplum hayatındaki yansıması, şahsi hayatta yansıması olmadığı anlamına da gelmiyor. Fakat ilk başta şeyden okuyalım. Toplum düzleminde okuyalım.
Mesela aklıma başka ustadım kullandığı başka tabirler geliyor şeyle ilgili. Yani işte sosyalizmdeki eşitlik vurgusu bahsediliyor. Fakat başka bir yerde bir dengesizlik sunuyor bu. Yani dolayısıyla bir yönüyle haklı olup burada bahsettiği dört şey vardı ya. Yani bir yönde ileri çıkıyorsunuz. Fakat başka bir yönde müvazenesiz bir şekilde birini ihmal ediyorsunuz. Çünkü diyelim ki oradaki eşitlik vurgusu başka bir şeye reaksiyon olarak ileri sürülüyor. Fakat ya doğru eşit olmalı insan. Fakat işte ne bileyim bir adamın da ilminden dolayı bu insana hürmet edilmemeli mi gibi bir hani üstadın orada sen kendine hoca diyorsun insanlardan işte hürmet etmemeli insanlar sana gibi bir vurguyla geliyorlar ya sordukları zaman. O da ya o zaman sen de diyor git şey memursun ama hizmetçinle birlikte hizmetçine hizmet et falan diyor. Yani hani mutlak bir eşitlikten nasıl bahsedersin diyor. Hukuk noktasında eşitliği anlarım olması gereken de budur ama her hususta da eşitlik olmaz ki diyor. Hani bu mesela bu örnekte neyi gösteriyor? Bir yerlerde muvazeneyi kaçırıyorsun. Dolayısıyla da şuradaki hani cumhur-u nas'ta olmaz ne müsnir ne müessir derken yani bunlar muvazeneli bir şekilde ortaya konduğu zaman kabul görür. Çünkü fıtrata uygundur. Dolayısıyla toplumsal düzlemde bunu yapmaya çalışıyorsan da bu dördünün dengesini sağlaman lazım. Ferdi bazda da böyle bir şey yapman gerekiyorsa hani müvazeneyi sağlamak lazım. Geçenlerde bakıyordum, ileride gelecek bir mevzu var işte mübalağa ile alakalı olarak. Sanırım bununla da biraz alakalı geliyor bana o. İşte ne bileyim daha ileride gelecek beğendiğin şeyde ifrat etme veyahut da işte farklı yerlerinde sayınırım geçen mübalağa ihtilalcidir falan gibi tabirler. Hani müvazeneyi kaçırdığımız noktada derman dert haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla burada da halka hitap edecek şekilde bir yönetim de sunacaksan bu dördünü sağlaman lazım. Yok fert bazında imani bir hüküm üzerinden de gidiyorsan yine insanın ihtiyaçlarını birlikte karşılayacak şekilde işte ne bileyim akıl kalp dengesi falan diye söylüyoruz ya. Hani o bütün ihtiyaçlarını insanı insan olarak ele alacak şekilde bir çözüm sunduğun zaman bu cumhur tarafından veya insan fert tarafından kabul görür. Yoksa sadece insanın bir yönünü odaklanırsın, onu vurgularsın. Fakat bu çok da semeradar olmaz yani. Bunun da toplumdaki görünümü de burada bahsettiği şekilde diye anladım. Bu çok güzel oldu. Zaten prensip olarak şunu hep hatırlamamız gerekiyor. Mesela şunu hatırlattı bana Yusuf, senin dediğin. Mesela yine bu eserlerin müellifi Said Nursi'nin çoğu meseleyi temsillerle anlattığını biliyoruz. Mesela o temsilleri ele alırken, bu temsilleri ben size anlatırken bunları bir enfüsi anlamda ele alabilirsiniz. İki, insan-insan ilişkisi bağlamında ele alabilirsiniz. Üç, toplumsal ilişkiler bağlamında bunu ele alabilirsiniz. Bunlar birbirinden kopuk şeyler değildir. Farklı bağ, farklı nasıl desek onu? Unit of analysis derler ama farklı seviye desem hiyerarşik bir şey gibi olacak. Farklı bağlam desek belki kurtarabilir. Farklı veçeleri mi diyelim? Yani açı. Farklı yönleriyle, farklı açılarıyla meseleleri ele almaktır. Birbirinden kopuk değildir. Mesela Yusuf dedi ki, bence burada ana mesele şöyle bir şeye davet etti bizi. Mesela ferdi anlamda buradaki ana vurgu, Emin eğer sanki onun için yazdığı gibi geldi bana. Bütünsel olarak ele alındığı takdirde insan tarafından kabul görür. Bu toplumsal anlamda bakıyorsak da bunun bir karşılığı var. Ferdi anlamda bakıyorsak da bir karşılığı var. Ferdi anlamda mesela diyelim ki hikmet, mesela burada belki de şöyle diyeceğiz onu. Yani eğer insanın hikmetteki desatır, yani varlık yorumundaki ulaştığı prensipler, bir, hükümetteki nevamisi, yani buna hükümet şeydir ya, hani senin üzerinde hükmünü icra eden makamdır ya, eğer kararlarını alma noktasında dayandırdığın amaçlar, gayeler, pratikte hakta olan kavani
gerçeğim diye ulaştığın sonuçlar ve işte kuvvetteki kavay, belki bunun amele bakan bir yön olur. Yani amelle iman arasında, dünya görüşüyle yaşam biçimi arasında uyum olmazsa ve bu uyum insanı bir bütün olarak ele alıp işte kalbini, ruhunu, aklını, duygularını tatmin eder bir şekilde işlerlik kazanmazsa, benim kainatı gözlemim, kainatı yorumum ve kainatla olan ilişkilerimde aldığım kararlar arasında uyum olmazsa, yine bu bağlamda da insanda bir tesiri olmaz şeklinde okunabilir diye anladım. Yani Yusuf'un sanki önerisi bir bunu enfüse çekme anlamında bir öneriydi bizim için. Ben de biraz açıkçası Yusuf, diğer lemaatin devam eden metinlerine baktığımda, acaba buraya böyle bir yorumla mı devam etsek? Bir de cumhur-u nas kavramı da benim bu noktada biraz teşvik etti diyebilirim. Ahmet Ali diyor ki, toplumsal bazda ele alacaksak Nursi'nin Tuluat'ta aynı metni biraz değiştirerek toplumsal pratiğine karşılık gelecek Anadolu hükümetinin uygulamasına örnek veriyor. Linkte veriyorum. Oraya okusak meseleyi karıştırır mı yoksa işimizi kolaylaştırır mı? Ben dediğiniz metni şöyle bir kısa bir şekilde göz gezdirdim Ahmet Ali. Yine gezdiriyorum. Şu an önümde açık metin. Arkadaşlar da bakabilirler. Yani evet, örtüşen yanları var. Örtüşen kelimeler de var. Siyasi yön ve ulemanın arasındaki ilişkilerden bahsediyor mesela. Ama tam şu an bizim derdimize deva olur mu? Ben yakalayamadım belki. Eğer siz yakalarsanız lütfen. Yok orada bak şöyle bir vurgu var. Onu bir ele alalım. O kayda geç çünkü bizi besleyecektir diye. Ahmet Ali veya başka bir arkadaş. Link şu anda ekranda. Eğer müzakereyi beslerse çok faydalı olur. Ahmet Ali diyor ki, toplumsal yönetim sel bazda ele alındığı zaman Tülahat'ta olduğu gibi cumhur-u nas, cumhur-u avam oluyor. Yani cumhur-u nas'la cumhur-u avam arasında kategorik bir ayrım mı var diye anlıyorum dediniz. Sanki meselenin bağlamına göre bunlar aynı anlama gelecek şekilde de kullanılabilir diye hissettim. Belki ben bir şeyleri ıskalıyorum. Lütfen yazmaya devam edin. Şuradan ben geri dönüşleri almak istiyorum. Bilhassa mesela az önce yorum yapan arkadaşlar da dürteyim biraz. Zaten Alaaddin, ben seni dürtecektim. Sen elini kaldın. Buyur. Evet. Ben bu metni şöyle anlıyorum. Sanki yazmaya çalıştım da tam açık olmadı sanki. Kainatta, yaratılışta cari olan sünnetullah'tan insanın efali ihtiyarisine, yani toplumsal mesele dediğiniz noktalara bağı kuruyor. Şeriatı bu bağlamda şöyle anlayabiliriz belki. Adetullah'ın, yani pardon, insanların efali ihtiyarisinin adetullah'ın bir iz düşümü olmasının rehberliği olarak anlayabiliriz şeriatı. Bir daha söyleyebilir misin? Şeriatı İnsanların efal ihtiyariyesinin adetullahın bir iz düşümü olmasının rehberliği, yaratıcı tarafından gönderilmiş olan rehberliği olarak anlayabiliriz. Şeairi de şeriatın insan toplumlarında yansımaları, görünümleri olarak anlayabiliriz. Bu dört kavramı ve burada işlenen metni kainatta cari olan, geçerli olan adetullah'tan, yani hikmet, hak vesaire, oradan insan toplumlarına uzanan, gelen bağı kurduğunu düşünüyorum. Yani insanın efali ihtiyariyesinin kendi toplum hayatında, siyasi hayatı olabilir, aile hayatı olabilir, ferdi hayatı olabilir. İnsanların
iradi, ihtiyari fiillerinin adetullah'a göre, adetullah'ın bir iz düşümü şeklinde olmasının işlendiğini düşünüyorum bu metinde. Yani toplum hayatı, yani bu kuvvet, hükümet vesaire, bu bağımlı toplum hayatı olarak ben de düşünüyorum. Özellikle Cumhur-u Nas ifadelerinden, sonra insanların işleri ifadelerinden. Yani insanların işleri ne zaman düzgün olur, düzenli olur? Adetullah'a göre çalışınca, işleyince, adetullah'tan rehberliğini alınca, bunu da şeriat bunun rehberliğini yapar. Bunun olabilmesi için işte hak, hikmet, hükümet ve kuvvet kavramları, noktalarının, konularının, kavramlarının bir arada bütün bir araya gelirse, bütünleşirse o zaman bu olur. Mesela bugün şöyle bir örnek aklıma geldi şu an. Birileri çıkıp diyor ki ben diyor şeriatı bir yerde bir insan grubuna şeriatı ilan ettim diyor. Ve bir elinde kuvvet de var, hükümet de var. Ama hak ve hikmet olmadığı için insanlarda bunun karşılığı olmuyor. Çünkü insanlarda yani hak ve hikmet esaslarından esaslarına dayanan, adetullah'a dayanan bir şeriat uygulaması olmadığı için, mesela insanlar orada şeriat istemeyebilir, insanların kendi iradesiyle bir şeriat uygulaması olmadığı için tepeden dayatma 3-5 kişi çıkıp bir yönetim çıkıp veya bir grup insana ben size şeriat dayattım veya yönetimi getirdim diyor. Burada bu toplumda şeriatın şairinin gerçek yansımaları olmuyor. Çünkü hak ve hikmete dayanmıyor bu şeriat hükümeti. Şeriat veya kuvvet ve hükümet burada hak ve hükümete dayanmamış, pardon. Hükümet ve kuvvet burada hak ve hikmete dayanmamış oluyor. Bu bağlamda örneklendirilebilir diye düşündüm. Teşekkür ederim. Bence güzel bir yere gitti. Yani ben şöyle, şu açıdan güzel diyorum. Çünkü şunu soracaktım ben de. Şimdi başlık kuvvete hizmetkar olmalı. Fakat metnin ana mesajı diyeceğim, dertlendiği cümle, bakın arkadaşlar böyle 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 olursa şeriatta şair ihmal olunur. İnsanlar arası ilişkilerde kendisine dayanılan kaynak olma özelliğini kaybeder. Yani ana vurgu bu. Peki kuvvet hakkı, kuvvetin hakka hizmet etmesi ile umur-u nas'ta mesela başlık şu değil. Bu dördü beraber çalışmalı. Neyse yani bunun güzel ifadesi. Başlık bu değil. Bu arada bu başlıklar sonradan mı kondu? Başlıklar, lemaatin bu veçesiyle ilgili benim teknik bilgim yok. Bilen varsa aydınlatsın bizi. Yani bu başlıklar metinle sonradan mı kondu, yoksa müellif bu pasajları zaten başlık pasaj şeklinde mi yayınladı? Ben onu bilmiyorum. Teknik olarak bunu bilmiyorum. Ama daha önceden hiç bunun itirazını duymadım. Sanki hep başlıkla beraber yazılmış diye bir kanaate sahibim. Ama delilin var mı? Yok. Şimdi ben bunu varsayarak, şu an herhangi bir itiraz gelmezse bunu varsayarak konuşuyorum. Şimdi bu kuvvetin hakka hizmetkar olması ile metnin temel mesajı arasında bir ilişkinin kuvvetli olması lazım. Yani daha da öz hale indirmeye çalışıyorum ifadeyi. Kuvvetin hakka hizmetkar olmasıyla kuvvet hakka hizmet etmeli. Bir. İki. Hikmet, hükümet, hak, kavanin birbirini beslemeli ve birbirine dayanmalı. Üç. Şeair yoksa ihmal olunur, insanlar arası ilişkilerde bir dayanılan husus, kaynak olmaz. Bu ilişkiler alanı kurmamız lazım. Bence Alaaddin o yolu açtı. Şöyle açtı. Mesela birkaç örnek verdi. Pratikten örnekler verdi. Bence faydalı, bizim müzakeremiz için faydalı kanaatindeyim.
işte şeriatı insanların, yani size şeriat getirdim. Bu arada bir ara bizim derslerimizde şöyle bir ifade söylenmişti diye hatırlıyorum. Şeriat getirmek ifadesi kendi içinde problematik bir ifadedir. Şeriat gelmez diye bir bizim esprili ama çok anlamlı bir ifademiz vardı. Hatırladığım için söyledim. Gerekirse konuşuruz. Ama yani anlıyoruz. Alaaddin'in ne demek istediğini anlıyoruz. Şeriatı getireceğim dedi. Fakat hikmet yok. Hak yok dedi. Bunların açılması gerekiyor. Hikmet yok ne demek? Hak yok ne demek? Bence güzel bir yere doğru gidiyoruz. Mesela böyle olduğunda şeriat o toplum üzerinde insanlar arası ilişkilerde insanların almış olduğu kararların, insanların ortaya koymuş olduğu tutumların, davranışların arkasındaki temel motivasyon şeriat olmaz demeye getirdi Alaaddin diye anladım. Ana motivasyon o olmaz. Emin buyur. Hak deyince benim anlamaya çalışıyorum hak ve kuvvet arasındaki ilişkiyi. Hak deyince aklıma gelen örneklerden bir tanesi amaç, maksat ya da design kelimesi hatırlattı bana. O da ne demek istiyorum? Mesela elimde benim siyah dikdörtgen bir cihaz olduğunu düşünün. Ben bunu kendi pozisyonumdan dolayı size veriyorum ve sizin bunu kullanmanızı istiyorum her gün. Ama bunun ne olduğunu, ne maksatla bu cihazı size verdiğimi izah etmezsem, yani size bir motivasyon, bir amaç ile o sunumu yapmazsam, kullanırım belki o cihazı senin söylediğin gibi ama iç dünyamda kendime ait bir duruşum, bir pozisyonum, bir algılışım olmadığından ötürü hep böyle eğreti duracaktır o cihazı kullanmam. Ama farklı bir şekilde yaklaşsam, bak elimdeki dikdörtgen cihazın şu düğmesine basınca arkadaşlarına mesaj gönderebiliyorsun. O hiç görmediğin, o bir yıllardır görüşmediğin arkadaşının iletişime geçebiliyorsun dediğim zaman bir anda klik ediyor tabiri caizse ve artık ben o hareketi, o tercihi sahipleniyorum ve bana ait olmuş oluyor. Benim hakikatim oluyor yani. Dolayısıyla hani az önce konuşulduğu üzere sosyal alanda da bunu uygulayacak olursak genelde insanların çoğu alim olanlara ya da kendilerinden daha bilgili, kendilerinden daha kuvvetli olan, daha farklı pozisyonlarda olan insanların onlara ne yapması gerektiğini, onlara söylediği şeyleri takip ederler. Çok fazla üzerine düşünecek kabiliyetleri olmayabilir herkesin. Dolayısıyla belirli bir bu pozisyondaki insanlar, avama, cumhurun çoğunluğuna eğer maksat sunmazsa, içini doldurmazsa, onlara bir neyi ne maksatta yaptığını, ne gibi meyveler vereceğini vesaire sunmazsa, o zaman kendisini geliştiremeyecek, kendisi fıtri, organik bir ilişki kuramayacak. O neyse artık. Telefon olur, namaz kılmak olur, fakire yardım etmek olur, Kur'an okumak olur. Hiç önemli değil ne oldu. Dolayısıyla içini doldurmak olarak ben yorumladım hak kelimesini. Ve maksat ve amaç gibi kavramlarıyla beraber anladığım zaman o zaman kuvvetin hakka hizmetkar olması demek. Benim bir şekilde ben bir yere oturmuşum, bir gücüm var, ya hakimim ya da işte ne bileyim kadıyım ya da mühendis de olabilirim, şef mühendisi olabilirim fark etmez. O pozisyonumu ben hakkı hizmetkar edecek şekilde kullanırsam o zaman kolektif bir şekilde toplumun geneline yayılacak bu hakkın meyveleri ve daha çok tesirli olacak ve herkes şahsi manevi olarak yani herkes bireysel olarak kendilerini geliştirecek ve sağlam temellere bina etmiş olacaklar tercihlerini. Dolayısıyla baştaki örneğime dönecek olursam siyah dikdörtgen bir kutuyu sürekli cebimde tutmaktan tutmak hareketi yerine bunu namaz kılıp eğilip kalkmak olarak yorumlayabiliriz. Arkadaşlarıma mesaj göndereceğim, annemle telefonla görüşeceğim vesaire gibi insanın içini kıpırdatan, insanı galeyana getiren ve bir yön veren bir ilişki kurma mümkün olacak diye anladım. Yani hakka hizmet etmesi demek insanlara gaye, kendisini gerçekleştirme gayesi sunacak. Anlam verecek, anlamlı kılacak. Bence güzel bir çok güzel bir yorum oldu Emin ya. Ben çok istifade ettim. Bilhassa şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani toplumun içinde hangi pozisyonda olursan ol. Yani eğer o pozisyon seni o pozisyon gereğince bir
bir kuvvet, bir tesir, bir birikim sağlıyorsa, sen o birikimi, o kuvveti, yani o edinimi, o sahip olduğun değer neyse, onu hakka hizmet etmek, yani benim bugünümü, bu hayatı, bu varlık yorumunu anlamlandıracak şekilde hizmet ettirdiğin takdirde, bu herkes bu şekilde elindeki kuvveti istihdam ettiği takdirde, o zaman bu kolektif olarak meyvelerini verir tarzı bir yorumun vardı diye anlıyorum. Eğer bir şeyi ıskalamadıysam. Bu bence çok hoştu. Bence yine yaklaşıyoruz. Yani bu Emin'in yorumu kuvvet hakka hizmetkar olmalı noktasında bizi besledi. Bu dörtlünün beraber olması noktasında Alaaddin'in yorumu bizi besledi. Enfüsi anlamda da bu meselenin anlaşılması gerektiği, bunların arasındaki ilişkinin kurulması anlamında Yusuf'un yorumu bizi besledi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ahmet Ali diyor ki, Hakk'ın bizatihi benim için kuvvet olması daha insani duruyor. Hakk'ın bizatihi benim için kuvvet olması daha insani duruyor. Hakk'ın benim için, açıklayacak herhalde Ahmet Ali, Hakk'ın benim için vicdanımda karşılık bulması, beni yönlendirmede dışarıdan gelen kuvvetin Hakk'a göre şekillendirmesinden daha tesirli, daha insani geliyor. Düzeltme, dışarıdan. Şu kelime, Hakk'ın benim için vicdanımda karşılık bulması, Hakk'ın benim vicdanımda karşılık bulması, beni yönlendirmede dışarıdan gelen kuvvetin Hakk'a göre şekillendirmesinden daha tesirli, daha insani geliyor. Yani birisi bana cebirle, şöyle eğer doğru özetlediysem lütfen onayla Ahmet Ali, özetlemediysem de yok şöyle demek istedim diye düzelt. Bu hak diye söylüyoruz da eğer fert bazında baktığımızda bu hak nedir? Bu hak bizzat insanın kendi vicdanında, insaniyetinde karşılığını bulduğu şeydir. Yoksa dışarıdan bana konserve şeklinde al bak bu haktır şeklinde verilen, bana dayatılan, bana empoze edilen, al hak budur diye bana sunulması kuvvetin hakka hizmet etmesi değil, kuvvetin bana dayatılması, empoze edilmesi anlamına geliyor. Dedin diye anladım. Evet, Allah razı olsun. Bence de çok çok güzel bir ifade oldu bu. Allah razı olsun. Yani bu hak toplumu oluşturan fertler içerisinde ferdin yani aslında sanki Ahmet Ali'nin yorumu da semeresini vermez diyordu ya yorum. Bu semere nedir dediğimizde sanki semereyi tanımlamış oldu Ahmet Ali'de. Meyve yani nedir? Toplumsal yapının meyvesi nedir? Ferdi bireyi yani bireyi bir yandan da not alıyorum da bireyi hakla buluşmasında yardımcı olmak. Hakkı ona al bu hak diye vermek değil de onu insaniyetinde hakkı ulaşabilecek doneleri vermek, imkanı sağlamak, o ortamı kurmak gibi sanki. Sanki bu kuvvet hakka hizmetkar olmalı demek meselesine yani her ferdin bizzatihi şahsen insaniyetinde hakla buluşmasına yardımcı olmak olarak anlasak ya diyor sanki Ahmet Ali'nin yorum. Muhammed Said diyor ki kuvvet neden hakka hizmetkar olsun ki veya hakka hizmetkar olmayan ne var ki? Muhammed Said sen genelde mikrofon kullanıyorsun. Eğer müsaitsen kullanma noktasında. Müsaitsen açabilir misin biraz daha bu sorunun arkasındaki motivasyonu? Müsaitsin. İnşallah biraz sesli bir yerdeyim. Yani kafamın karışıklığını belki paylaştım. Aslında şimdiye kadar söylenenlerin ve paylaşılanların hepsi çok yardımcı oldu elhamdülillah.
Fakat hala bir yere tam kuvvet hakkı hizmetkar olsun. Çok ilginç bir ifade bu arada. Fark ettim. Aslında hemen hemen herhalde her kültürde karşılığı olan bir ifade. Kuvvetin hakkı hizmetkar olması. Kuvvetin hakkı hizmetkar olması. Yani birden ben kendimi böyle söylerken bulduğumda hizmetkarlık konusunu kendime sorma ihtiyacı hissettim. Ondan sonra benim pozisyonumun hakla ilişkisini düşünmem gerektiğini hissettim. Varlıkla ilişki kurduğum anlarda hep değişik pozisyonlarda oluyorum. Yani yemek, içmek, öğrenmek, izlemek, bunlar hep değişik pozisyonlar. Bunların her birisinin hakla bir ilişkisinin olması icap ediyor. Bu konular arkadaşlar değindiler şimdiye kadar. Benim dünyamda böyle yansımaları oldu. Yani bunun uzantısı olarak birbiriyle zıtlaşmayan, birbiriyle bütünleşen bir hayat ortaya çıkıyor. Varlık alemiyle ilişki kurduğum anların, o değişik pozisyonların her birisinin arka planında hak neyse o, ona göre bir pozisyon alma olduğunda bütüncül bir hayat ortaya çıkıyor diye hissediyorum. Evet. Allah razı olsun. Bu kadar. Alaaddin buyur. Ben buradaki kuvvet kavramının yani dar anlamda insanlara hakkı getirip alın bunu uygulayın şeklinde yani biraz cebri bir tırnak içinde cebri bir bağlamda anlamanın bu metne uymayacağını düşünüyorum. Kuvveti burada sanki şöyle anlayabiliriz. Risalelerde verilen bir konu vardır. İnsanın kendi varoluşunda bir duygudan bahsedilir. Kuvve-i dafiye duygusu. Sanki kuvvet burada toplumun kuvve-i dafiyası oluyor. Yani zararlı şeyleri def eden, def etme, onları def etme insandan, toplumdan veya uzaklaştırma bağlamında anlaşılabilir. Yani kuvvet burada sanki insanların hakka ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırma işlevi görüyor olarak anlayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela bir toplumda toplumun huzurunu bozan bir insan, toplumun huzurunu bozan bir yanlış bir hareket yapıyor. Suç işliyor, cinayet işliyor vesaire. Kuvvet burada insanların huzurunun engellenmesini, insanların hakka ulaşmasını, hakkı yaşamasını rahatsız eden, ona engel olan bu fiili, bu hareketi ortadan kaldırma işlevi görüyor kuvvet burada. Bir nevi toplum hayatında kuvve-i dafiye görevi görüyor. Yani toplumun huzurunu bozan, toplumun hakkı yaşamasını, hakka ulaşmasına engel olan unsurları def etme görevi görüyor kuvvet burada. Bu bağlamda kuvvetin dört temel kavram ekseninde yani üç diğer kavrama bağlı olarak işlemesi gerektiğini daha önce konuştuk. Yani hükümet, hak ve hikmet kavramlarına, o konulara bağlı olduğunda kuvvet burada gayet güzel bir işlev görüyor. Evet, elhamdülillah, Allah razı olsun. Ben şöyle bir böyle daha şöyle bir ne konuştuk diye derleyip toplamak ve sonuçlara doğru ilerlemesini istiyorum müzakerenin artık vaktimizin son eğer bu dersin süresini 3'e bölersek 3. periyoduna giriyoruz. Bu periyodu da böyle toparlama periyodu olarak görelim. Şu ana kadar yapılan vurgularda kuvvet hakka hizmet etmeli dendiğinde evet toplumun içerisinde farklı kategorilerde farklı vazifeler var. Bunların hepsinin kendine göre kuvvetleri var. Yani bir şeyleri yapabilme
iktidarları var. Bu insanın ve insan birimlerinin bir şey yapabilme, gerçekleştirebilme noktasındaki iktidarları insanın varlık gayesine hizmet etmeli, varlığını anlamlandırmasına hizmet etmeli veya bir başka yorumda hakka ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırmalı gibi yorumlar yapıldı. Bu yorumların hepsi bir gerçeğe dokunuyor diye anlıyorum. Fakat biraz soyutluktan kurtarmak için nasıl formülize edebiliriz diye sizler de beraber düşünün istiyorum. Ben şimdi şöyle toparlamaya çalışayım ama derlemeyi beraber yapalım. Yani hatırlatma yapıyorum. Bu tarz meseleleri konuştuk. Bu dördünün bir arada olması meselesi hakkında yani evet dördü bir arada olmalı ama neden bu dört kavram? Toplumsal anlamda biraz eşleştirmeyi becerdik. Yani işte ulema dedik, yönetim, hukuk, kuvvet birimleri ve hayatın işi. Hatta bu çoğaltılabilir çünkü bugünün toplumsal yapıları bundan daha karmaşık. Bunlar dönemin toplumsal yapılarını daha işaret eden birimler olarak görülebilir. Fakat bugün toplumlar çok daha farklı birimlerden oluşuyor. Bu tarz böyle toplum 3 sınıftan oluşur, 4 sınıftan oluşur tarzı analizler. Sizler de takdir edersiniz ki bugün içinde yaşadığımız çağda geçerliliğini kaybetmiş demesem de epey zayıflamış yorumlar. Muhammed Said enteresan bir noktaya dikkat çekti aslında. Ya bu kuvvet hakka hizmetkar olmalı, bize global anlamda bir prensip sunuyor diye hissettim dedi. Yani böyle sadece Müslüman toplumlarıyla ilgili bir kaideyi konuşmuyoruz burada. Bu aslında eğer buradan güzel bir formülasyonla çıkarsak hemen hemen her toplumsal yapıyı global anlamda analiz etmek için bir tool derler ya, bir alet, bir model, bir anlama biçimi çıkabilir buradan diye bizi davet etti. Bağlamlar hakkında ferdi anlamda da toplumsal anlamda da ele alınabilir dedik. Bu meyve verme meselesi de işte ferdi bireyi hakka buluşmasında yardımcı olmak dedik. Bir yani hem buluşuyor hem buluşmuyor gibi hemen hemen şu ana kadar bunları konuştuk. Şimdi bunları dedim ya, bu son periyotta bir bağlamaya çalışalım. Yani şu üç şeyi bir daha duasına girerek parça parça değil de böyle daha bütüncül. Yani kuvvet hakka hizmetkar olmalı bir. Hikmet, hükümet, hak, kuvvet birbirine dayanmalı iki. Cumhur-u nasta aksi takdirde şeriatta şair istinad edilen şey olmaz. Üç. Bu üçlüyü derler ya, şöyle başarıyla, ortasıyla, sonuyla bağlayacak bir hikayeye ihtiyacımız var diye hissediyorum ben. Şöyle bakıyorum. Ali Mermer'in eli kalktı. Buyurun. Konuşulanlar ben çok istifade ediyorum ve memnuniyetle, lezzetle dinliyorum. Elhamdülillah, hepsine teşekkür ederim. Bir nokta dikkatimi çekiyor. Mesela bir kişi kalksa dese ki, Alaaddin buna biraz temas etti. Hak olarak ben Allah'ın kanunlarını biliyorum dedi. Kuvveti, bu hakkı insanlara, topluma empoze etti. Çünkü hakka hizmet ediyor kuvvet dedi. Ne deriz? Bu sorunun cevabını kesin olarak vermek mümkün değil. Çünkü bazı paradigmalara bağlı olarak değişebilir. Yalnız biz her şeyi konuştuk da hak nedir üzerinde çok fazla durmadık. Hakkı nasıl tespit edeceğiz? Hak nedir? Şeriat hakkı getirir. Fakat şeriatın getirdiği hakkı nasıl yorumlayacağız? Bu gibi sorular kafamda dolanıp duruyor. Şeriat eğer doğru bir yaklaşım ise, yani şu söyleyeceğim doğru ise, kainatın yaratılışında hakim olan prensiplerin dayandığı düsturlar
Yani temel parametreler, yani değişmez constant denilen değişmez prensiplerdir. Onlar da nelerdir? Mesela yani bir yerde bazı insanlar der ya, yer çekimi kanunu var, suyun donma kanunu var, itme çekme kanunu var der. Fakat Risalelerde çok ilginç bir yaklaşım geliştiriliyor. Kanunu kayyumiyet var. Kanunu mizan var. Kanunu hikmet var. Kanunu ilim var. Kanunu rahmet var. Kanunu adalet var. Burada parametreler değişti. Çünkü her ne kadar maddi, fiziksel anlamda kainatın varlığında kanun diye adını verdiğimiz yaratılışın gerçekleşmesinde ya da varlığın gerçekleşmesinde değişmez kural olan, mesela en temellerinden bir tanesi çekme kanunu, yer çekim kanunu diyorlar. Veya maddenin çekme kanunu. Bu çekme kanunu yerine biz eğer ona kanunu kuvvet desek, o zaman kainatın varlığında değişmez prensipler olarak kainatın şahitlik yaptığı, beni yapanın sonsuz kuvvet sahibi olması lazım. Beni yapanın sonsuz ilim, hikmet, rahmet, şefkat ve adalet sahibi olması lazım. İrade sahibi olması lazım vesaire. Sonuçlarına göre kainatın bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu görüyoruz. Ki şeriatı eğer kainattaki hakim olan bu kanunlar ile, ki hikmet kanunu, kudret, adalet, irade kanunu gibi mutlak özelliklere işaret eden kanunlar ile bu kainatın varlık kaynağı olan yaratıcının, var edenin, insanlara, zişuur insanlara, irade sahibi olarak yarattığı insanlara, iradenizi şu şekilde kullanırsanız kainattaki düsturlara, bu kanunlara uygun hareket etmiş olursunuz şeklindeki rehberlik konuşması ile kainatın şahitliği barışmış olur. Hak burada gerçekleşecektir. Yani kainatta tecelli eden düsturlar ile şeriat diye kainatın yaratıcısının rehberlik konuşmasının insanlara teklif ettiği düsturlar barıştığı yerde hak ortaya çıkar. Böyle bir hak tanımı yaptıktan sonra birisi gelip dese ki, konuyu değiştirdiğim gibi görünebilir ama zannetmiyorum ki değişiyor. Bana göre değişmiyor. Değişiyorsa arkadaşlar ikaz eder. Değişmiyor, devam edin. Demokrasi ile yönetilen yerlerde insanlar bu tanımı yapan kişinin kafasındaki hak anlamı Kur'an'ın düsturları olduğu için insanlar şeriatı reddederler, ediyorlar, görüyoruz. O zaman demokrasiye yer olmamalı. İnsanların neye layık olduklarına, kendilerinin karar vermelerine engel olmalı diyerek kuvvet kullanımına giriyorlar. Ki bugünkü dünyada çok yaygın bir eğilim bu. Neredeyse her yerde görülüyor. Kendisini dindar ve biraz da politically oriented, politically düşünen kişi olarak tanımlıyorsa, kuvvetin mutlaka Kur'an diye bildiğimiz Allah'ın, kainatın yaratıcısının konuşmasının bize yapmış olduğu rehberliğin her halükarda uygulanması gerekir ki bu haktır tanımı var. Ama burada hikmet bir noktada ihmal ediliyor. Çünkü şeriatın hikmet tarafı kainattaki hakim olan kanunların adalet kanunu, hikmet kanunu, ilim kanununa çelişir şekilde bir tanımlamaya tabi tutuldu demektir. Yani bir insan Allah'a inanmıyorsa o insana
Allah'ın yaptığı rehberlik doğrusunda, doğrultusunda iradesini kullanması gerektiği konusunda diretmek, Allah'ın, yani şu kainatı yaratanın hikmet düsturuna ters düşer. Bu hak tanımı çok önemlidir. O zaman çok problemlerimizi çözer diye düşündüm. Bu demokrasiye itiraz edenlerin haksızlığını göstermesi bakımından bir örnekti. Bunu şahsi planda da, hükümet yani yönetim biçimi planında da uygulamak mümkün. Elhamdülillah. Bilhassa ben bu son cümlenizi tekrar etmek istiyorum. Bunu aslında hep ne güzel derslerdi o dersler değil mi? Münazarat dersleri. Münazaratta çok enteresan konular çalışıldı gerçekten. Oraya da bir gönderme oldu bu şimdi. Bir insan Allah'a inanmıyorsa, hey, bu kainatın var edicisinin şeriatı budur, bu kainattaki icra olunan şeriatla uyum içerisinde olmak istiyorsan, onun emirlerine şu şekilde uyman lazım, iradeni Allah'ın istediği gibi kullanman lazım noktasında kuvveti uygulamak kainattaki hikmet düsturuna ters düşer dedi Ali Mermer. Bir açıdan da hikmetteki desatir ile kuvvetteki kavaidin, yani kuvveti uygulamanın sınırlarıyla hikmetin düsturları arasındaki uyumun nasıl olması gerektiği noktasında bu çok kıymetli bir örnekti bence. Ve şu açıdan çok zaten oraya doğru gidiyoruz diye anladım. Yani bunun ferdi bağlamda olabileceğini zaten Yusuf'un yorumuyla da bunu konuşmuştuk. Önemli bir meseleydi. O da çok önemli bir mesele. Fakat şu an burada hakkı şöyle tanımlasak ya dedi Ali Mermer. Hak nedir? Şeriat hakkı getirir derken biz neyi kastediyoruz? Peki şeriatın getirdiği hakkı nasıl yorumlayacağız derken, kainattaki cari kanunlarla, ki bu konuları konuştuk yani ben özet anlamda söylüyorum. Kainattaki cari kanunlarla insanın iradesiyle alınan kanunlar arasında uyumun gerçekleştiği yere hakkın ortaya çıktığı yer diyoruz diye anladım ben. Yani gerçek nedir? Hak nedir? Dersek benim tercihlerim ile kainattaki işleyen kanunlar arasındaki uyum hakkın çıktığı yerdir. Hakkın parladığı yerdir. Hakla buluştuğum yerdir. Hakkı tasdik etmek demek, benim insaniyetimde hissettiklerim, düşündüklerim ve aldığım kararlar ile muhatap olduğum kainattaki işleyen kanunlar arasındaki uyumu tecrübe ettiğim her an benim hakkı tasdik ettiğim andır. Hak budur. Hak, ferdin kainatla ilişkisinde uyumu tasdik ettiği andır, yerdir diye tanımlar isek eğer, kuvvet hakka hizmetkar olmalı metnini hakkın ortaya çıkması noktasında, hakkın ortaya çıkması noktasında vazifesi olduğunu düşünen veya vazifeli veya toplumların kendilerine vazife verdiği kurumlar, kimseler, kişiler bu hakkın ortaya çıkması çabalarında kainattaki işleyen kanunlarla kuvvetlerini uyguladığı alanlar arasında uyum olmalı demeye getirdi Ali Mermer diye anladım. Daha da çok karıştırdım. Oğlum, buyurun, buyurun. Hayır, karıştırmadınız, yardımcı oluyor.
Mesela şöyle bir örnekle daha açık anlaşılabilir bir örnek. Diyelim ki bir yerde müminler var. Yani hem kainattaki kanunları, yaratılış düsturlarındaki kanunları, kanunu kudret, kanunu hikmet, kanunu ilim anlamında, kainatın yaptığı şahitlik anlamında kavramış insanlar, hem de bu kanunların mukabilini Kur'an diye bilinen kitapta Allah'ın konuşması diye tanımlandığı için Allah şu kainatı yaratan olarak bu kainata uygun olarak nasıl yaşanacağına dair rehberlik ekstra çalışması yapıyor. Yani öğretmenlik yapıyor. Nasıl uygulayacaksınız diye. Kendi insani iradenizi ve kabiliyetlerinizi, benim verdiğim kabiliyetleri kullanarak. Çünkü iradesiyle insan saptırmaya girebiliyor. Buna rehberlik yapıyor. Şimdi böyle bir tutarlılık içerisindeki olan bir topluma bir Resulullah'ın uygulamasında görüldüğü gibi bir Yahudi insan ya da insanlar grubu geliyorlar. Biz burada yaşamak istiyoruz diyorlar. Şimdi böyle bir Allah'ın kanununa göre yaşanacak Yahudi Yahudi diye bilinen insanlar kendileri saptırılmış olan bir dine sahipler. Yine müminlerin, Kur'an'a inananların ulaştıkları sonuç bu. Saptırılmış kurallara göre burada yaşayamazsınız denir mi? Soru bu. Neden? Çünkü biz hakkı uyguluyoruz. Yani Allah'ın şeriatla gönderdiği kanunu uyguluyoruz. O da Allah'ın Kur'an ile gönderdiği rehberliğe göre Yahudilik kuralları saptırılmış kurallardır. Allah'ın iradesini saptırmalardır. Yani Allah'ın iradesinden sapmalar var. Onun için de bu sapmalara biz müsaade edemeyiz. Kuvvetimiz de var. Sizi buraya sokmayız diyebilirler mi? Şimdi bunun çözümü için Kur'an'daki, artık biraz daha kestirme konuşalım. Kur'an'daki prensipler ile kainattaki cari olan prensipler, ama tekrar bu prensipler dediğim tabiat kanunları değil, kanunu adalet veya yaratıcının esmasının özelliklerinin tecelli ettiği kanunlara kainatta cari olan prensipler tanımı getiriyoruz. Bu prensipler arasında uyuşma yoksa, mesela bir Yahudi'ye zorla inanmadığı bir şeyi diretirsen ne oldu? Kainattaki cari olan adalet kanununa, mesela ata et, ite ot atmayın diyor. Neye? Kainattaki cari olan kanun ne diyor? At otla beslenir, köpek ise etle beslenir. Köpeğe et vereceksin, ata ot vereceksin. Kainattaki kanun bu. Adalet bu. Kainatı yaratan ata et yeme özelliği vermemiş. Sen ona et veremezsin. Ata et veremezsin. Kainattaki kanunla çelişirsin. Ama şeriat diyor ki Yahudilik muharreftir. Bakın, uygulamasını yapan Resulullah, Yahudilerin Resulullah'ın kendi, bizzat kendi yönetimi altında bulundurduğu Medine yönetiminde Yahudilerin kendi dinlerini hürce yaşamaları, tatbike koymaları, hatta Hristiyanların, Resulullah'la görüşmek üzere gelen Hristiyanların Resulullah'ın kendi mescidinde Hristiyanlık kurallarına göre ibadet etmelerine müsaade etmesi, karışmaması, müdahale etmemesi, şeriatın bu iki terazinin iki gözü derler ama ne deniyor ona, terazi gözü diyelim. İki gözünün nasıl dengede tutulduğunu gösteriyor. Birbirini desteklemesi gerekir. Biri diğerine çelişmemesi gerekir. Daha doğrusu kainattaki kanunlar Kur'an'daki gönderilen rehberlikle çelişmemesi lazım der. Tanım gereği, çünkü kainatın yaratıcısı konuşuyor. Ama bizim kainatın yaratıcısının yapmış olduğu konuşmayı yorumlamamız bizim irademizden geçtiği için saptırılabilir. Biz ne yapıyoruz? Kainat genellikle ne yapabiliriz insanlık olarak? Kainatın yaratıcısının konuşmasını
kainattaki düsturlara zıt olarak yorumlama imkanımız var. Buna çok dikkat etmemiz lazım ki hükümet hakka, kuvvet hakka hizmet etsin. Bu hazır sizi yakalamışken, heyecanınız da yerindeyken şunu da sorayım. Buradaki mesela metnin içerisinde hikmetteki desastır, hükümetteki nevamiz, hakta olan kavani. Burada hakta olan kavanin ifadesinde kullanılan hakla başlıkta bizim kuvvet hakka hizmet etmeli anlamında tanımladığımız hak aynı hak mı? Yani şu dörtlü kavram silsilesinin terkibi hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanaatim aynı haktan bahsediyor olacak. Başlık kısa olur. Başlık açıklanacak olan konunun başı ile sonunu birleştiren kelimelerden oluşur genellikle. Onun için kuvveti biz hikmetin yerine, hakkı da buradaki hakka hizmetkar olmalının yerine koyduğumuzda aradaki hükümet ve nevamiz bu ikisinin dengesini kurmakta insan iradesiyle seçmiş olduğu yönetim biçimi ve yönetim biçiminde uygulamaya koyduğu kanunlar, nevamiz, prensipler bu ikisinin arasında bir dengesizliğe neden olmayacak şekilde ayarlanmalı. Yani ikisinin dengesini bozmayacak şekilde yönetim gerçekleştirilmeli. Bu ikisinin dengesi, ikisinin dengesi nedir? Kuvvet ile hak. Dengesini bozmayacak şekilde hükümet ve nevamiz, yani kanunlar tesis edilmelidir der. Ben öyle hepsini birlikte anlıyorum ama meselenin bir de fıkıh kurallarının çıkarılmasındaki tarihi gelişimin getirdiği problemler var. Onlara girersek konu saatlerce sürer. Oraya girmeden özet olarak böyle düşünüyorum. Güzel, bence bir öneri oldu bu. Yani hikmetteki desatir, hükümetteki nevamiz, hakta olan kavani, kuvvetteki kavait. Bu buradaki dörtlüyü sizin ifadenizden anladığım kadarıyla kuvvet hakka hizmetkar olmalı başlığıyla beraber düşündüğümüzde buradaki denge kuvvet hak dengesidir. Kuvvet hakka hizmetkar olmalı demek kuvvet ve hak arasındaki denge muhafaza edilmeli demektir. Burada hükümet ve hükümetin icrasını bu kuvvet ve hakkın arasındaki dengenin muhafaza edilmesi olarak anlamak lazım. Bu denge muhafaza edildiği takdirde o toplumun fertlerinin hakla buluşması mümkün olur. Siz buna değinmediniz ama daha önceki sonuçlarla bağlıyorum. O zaman bu toplumun içerisinde hakkın, hatta Emin'in ifadesiyle kolektif olarak insanların hakkın tecrübe etmesi, gözlemlemesi mümkün olur. Ferdi, bireyi hakka buluşması noktasındaki önündeki engeller kaldırılmış olur. Daha önceki yorumlarla buluştur. Müsmir derken, müessir derken bunu anlayabiliriz diye toparlanabilir diye hissettim. Bence güzel bir kıvama geldi. Çok güzel bir kıvama geldi. Allah razı olsun. Alaaddin diyor ki insanın efali ihtiyariyesi kainatta cari olan sünnetullah'a uyduğu oranda İnsan ehli haktır ve şeriat uyguluyordur. Yani insan iradesiyle, ihtiyarıyla amele yönelik fiili tercihlerde bulunuyor. İnsanın ferdi, özet bir cümle yazmış. İnsanın ferdi tercihleri kainatta cari olan sünnetullah. Ama o sünnetullah ne? Yer çekimi kanunu, itme kanunu değil. Esma-i Hüsna'ya dayanan, yani hikmet kanunu, ilim kanunu, nizam kanunu, kayyumiyet kanunu gibi o anlamda söylüyor. Bunlar arası uyum olduğunda insan ehli hak olur. Yani kelami şeriat, kevni şeriatın insan dünyasında bir iz düşümüdür. Yani bizim bugün şeriat dediğimizde Kur'anca da ona evamiri ilahiye deniyor biliyorsunuz. Allah'ın emirleri, ilahi emirler daha doğrusu. Yani kainat cinsinden olmayan, benim ve kainatın yaratıcısının şu şekilde iradenizi kullanın şeklinde bize yaptığı rehberliğe
kelami şeriat diyoruz. Yani kavli şeriat, konuşarak ortaya konan şeriat. Bu şeriat ile kainatın yaratılışında takip edilen şeriat birbirinin iz düşümüdür. Bunların uyumundadır adına hak dediğimiz mefhum. İnsanın gerçekle buluşması kavli şeriatla kevni şeriat arasında, kainattaki işleyen kanunlarla iradesini kullanmakta kendisine rehberlik olarak takip ettiği şeriat arasındaki uyumda gizlidir diye anlıyorum özetle. Erkan iki kefe diyor, o kelime neydi dedi Ali Mermer konuşurken, terazinin iki kefesidir diyor. Doğru, kelime oydu, Allah razı olsun. O iki kefeyi dengelemek lazım. Neydi o iki kefe, tekrar hatırlayalım. İyice içselleştirelim diye tekrarlıyorum. Kuvvet ve hak kefesi. Alaaddin diyor ki yani kelami şeriat ile kevni şeriat bizim algılamamızla çatıştığında kevni şeriat esas alınır, kelami şeriat tevil edilir şeklinde bir sonuç çıkarabiliriz. Yani aslında biraz kışkırtıcı olacak ama tabii burada çok meseleler var. Bizim ibadet anlayışımızdaki kaymalar var. Ama çünkü ibadet bize genelde angarya gelir, şeriat bize genelde angarya gelir. Alaaddin bize diyor ki şimdi hak dediğimiz şey şeriatın icrasının bizzat ta kendisinde gizli. Burada çatıştığında yani insan kainatta icra olunan şeriatla insanın iradesiyle almış olduğu kararlar arasındaki uyumsuzluk zaten insana sıkıntı veriyor. Bizim vazifemiz ne? Yani şu an kestirme konuşacaksak, Kur'an'ı anlamaya çalışan insanlar olduğumuz için bu odada kestirme konuşuyorum. Ama normalde bu şekilde bir usul takip etmiyoruz biliyorsunuz. Yani Kur'an'da bana iradeni şöyle kullan şeklindeki yapılan rehberlik, bu arada iradeni şöyle yap konusunda yapılan rehberlik dediğimizde tabii ki namaz kılmak, oruç tutmayı kastediyorsun şeklinde anlaşılabilir. Evet, bu da dahil olmakla birlikte kainatın en büyük rehberliği insana iradeni şu şekilde kullan şeklinde yaptığı en büyük rehberlik, yani Kur'an'ın %95'ini bir yoruma göre %99'unu oluşturan kısmında gizli, yani kainata şu şekilde bak, insaniyetini şu şekilde tanımla şeklinde anlaşılmalı. Aktar diyor ki hak kainatın yaratılışında yaratıcının özelliklerine bakan yönüyle hakim olan hikmet düsturlarını dikkate alarak yine yaratıcının irade sahibi insanlara bu kainatta hakkı yaşamak için yapmış olduğu rehberlik konuşması olan şeriatı uygularsa hakikat tahakkuk eder. Hak diyelim mi ona şimdilik? Hak tahakkuk eder. Yani bazen hak ve hakikat birbirini aynı anlama gelecek şekilde kullanılır. Ama şu anda bence terminolojiyi sabit tutalım. Hak tahakkuk eder diyelim. Zaten tahakkuk kelimenizde o ifadeyi içeriyor. Şeriatın kavli kaynağı olan Kur'an, Rabbinin yoluyla hikmetle çağır mealinde ayetler buna işaret ediyor olsa gerek. Çok güzel yorumlar bunlar. Meselenin anlaşıldığına ve özümsenildiğine işaret eden yorumlar. Yani aynı sayfada olduğumuza işaret eden yorumlar. Aynı şekilde düşündüğümüze işaret eden yorumlar. Elhamdülillah diyorum. 3 dakikamız daha var. Şöyle son yorumlarınızı, duygularınızı, eleştirilerinizi. Alaaddin'in eli havadaymış ya. Yeni gün. Buyurun Alaaddin. Son yazdığım noktada bir Ali Mehmet bir konuyu gündeme getirdi. Yalnız üzerinde durulsun diye bir soru sormak istedim. Onu o konuya yeniden biraz daha dikkat çekelim diye şimdi söz istedim. Yani şöyle anladım ben Ali Mehmet'in konuşmasından. Mesela insanların Kur'an ve sünnetten anladığı, yani kelami şeriattan anladığı bir nokta var. Bu nokta kainatta cari olan yaratılış kanunları, ona biz adetullah veya sünnetullah diyoruz. Çıkardığımız mesela işte ilim kanunu, hikmet kanunu, kayyumiyet kanunu gibi vesaire, merhamet kanunu gibi kanunlarla, yani kelami şeriattan bizim anladığımız eğer tekvini şeriatla çelişirse, kainattaki
işleyişle çelişirse, bizim anladığımız çelişirse, bu noktada tekvini soru şeklinde sunmaya getirmeye çalışıyorum bu konuyu. Tekvini şeriat esas alınır. Esas alınır. Kelami şeriattan bizim anlayışımız bu tekvini şeriata göre, yani kainatta cari olan yaratılış kanunlarına göre yorumlanır mı? Bunu bir soru olarak gündeme getirmeye çalışıyorum. Yani bizim... Bir daha sorabilir misin? Bir daha sorabilir misin Alaaddin? Evet. Kelami şeriattan anlayışımız kainatta cari olan yaratılış kanunlarıyla çelişirse, kainattaki cari olan yaratılış kanunlarını esas alıp kelami şeriattan, yani Kur'an ve hadisten anladığımızı bu kainattaki kanunlara göre yorumlamamız gerekir. Tevil etmemiz gerekir diye bir sonuç çıkarabilir miyiz diye soruyorum. Yani tam olarak, eğer ben şimdi bilmiyorum, belki Ali Mermer kendisi de cevap vermek ister buna. Sizin sorunuz onaydı diye anlıyorum. Önce ona sorayım o zaman. Ali Mermer, buyurun. Tarihi geçmişi olan bir soru ve kavga. Üzerinde çok tartışılmış bir konu bu. Malum arkadaşlarımız bilirler. Acaba bizim yorumumuz mu yanlış? Şeriatın, yani Kur'an'ın ahkamını anlamada bizim yorumumuz mu yanlış? Yoksa kainatı algılarken takip ettiğimiz yorum mu yanlış? Onu belirlemek için insanlar sorguladılar. Siz kainatı değişik şekilde yorumladığınız için Kur'an ile çelişir gördünüz. Kur'an'ı kainattaki yorumunuza göre tevil edemezsiniz diyenler var. Ama bunlar azınlıkta kaldılar ve tarih içerisinde de pek çok rağbet görmedi. Fakat çok kuvvetli bir yaklaşımdı bu. Bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Ki ben çok sevmiştim Alaaddin'in son yazdığı notta kevni şeriat dedi, bizim algılamamızda, kelami şeriat ile kevni şeriat, şurası vurgulanması gerekiyor ki tekrar vurguladı Alaaddin onu, bizim algılamamızda çatıştığı zaman. Şimdi bu problem şuradan çıkıyor. İdi. Sonradan fark edildi ki Risale-i Nur'da açıkça ifadesini buldu bu. Netlik kazandı Risale-i Nur ile. Kainatta cari olan kanunlar bizim bildiğimiz yer çekim kanunu, yok bilmem ne kanunu, etme çıkma, elektrik kanunu, dalga kanunu falan değil. Yani bunlar kainatın yaratılışında bir prensiptir. Ama bunların hepsi sonsuz ilim sahibi olan birisinin tercihi, sonsuz kudret sahibi, sonsuz hikmet sahibi olan şu kainata vücut verenin tercihidir deyip, o yaratıcının esmasının, özelliklerinin yaratma fiilinde gerçekleştiği şeklinde bir kainat anlayışı varsa, ki Kur'an'ın temel öğretisi buna dayanır, buna iman denir. İmanımız kainatın şahitliğiyle gerçekleşmiş ise, tekrar ediyorum, altını iki defa çizelim. İmanımız, yani Kur'an ile yapılan teklif, kainatın şahitliği ile gerçekleşmiş ise, ama kainatın şahitliği ile gerçekleşmemişse, o iman imandır ama genellenebilir mi veya kriter olarak kullanılabilir mi? Soru işareti var. Bence hayır, kullanılamaz. Yalnız insan der ki bu kainatın bir yaratıcısı vardır, kabul ettim, inandım der, o kadar. Ama kainatın şahitliğinde gerçekleşirse, o zaman kainattaki kanunlar Kur'an'daki anlatılan Allah'ın ya da tanıtılan Allah'ın sıfatlarıyla örtüşmesi lazım. Bu tanım gereğidir. Hem kainatın yaratıcısı kainatta belli özelliklerini yansıtıyor, hem de sözünde bu özelliklerini değişik bir şekilde veya kainata şahitliği olmayacak bir şekilde takdim ediyorsa hikmetsiz bir konuşmadır.
İnsan şahitlik altında yapılan konuşmayı tasdik eder. Şahit eğer gerekli delili vermezse tasdik edemez. Bu Kur'an'ı anlamanın temel prensibidir. Kur'an kainatın yaratıcısının konuşmasıdır. Bu bağlantıyı kurduğumuzda mutlaka deriz ki eğer Kur'an anlamamızda bir çelişki görüyorsak, kainattaki kanunlar ile bir çelişki görüyorsak, o zaman kainattaki kanunlar müşahede alemimizde olduğu için, tecrübeye tabi kıldığımız için esas alınır, yorum yaptığımız söz üzerine de bu esas uygulamaya geçer. Yoksa yorumunu yaptığımız söz üzerine kainat tanımı yapamayız çünkü o sözün yorumunu ben yaptım, iradem var, istediğim şekilde yorumlayabilirim. Ama eğer kainatı doğru anladıysam, Kur'an'ı doğru anlamam lazım. Kur'an'ı doğru anlamam için de kainat-Kur'an denklemini birleştirmem lazım, eşitlemem lazım. Kainat ne diyor? Eşittir. Kur'an ne diyor? Olması lazım. Eğer bunu yapamadıysak zaten Kur'an'ı anlamada ya da kainatı anlamada problemimiz var demektir. O zaman kendimizi tekrar bir hesaba çekeceğiz. Ben kainatı doğru anladım mı diye. Kainatın şahitliği altında Kur'an'ı anlamamı düzeltmem lazım. Ki Alaaddin'in sorusuna ben evet diyorum. Yani bir sonuç, böyle bir şey sonuç çıkarabilir miyiz diyor. Kevni şeriat esas alınır böyle bir çelişki olduğu zaman. Kelami şeriat tevil edilir şeklinde bir sonuç çıkarabilir miyiz diyor. Evet çıkarabiliriz değil, çıkarmalıyız. Ama maalesef insanlar kainat Kur'an dengesini sağlamadan Kur'an tefsiri yazdıkları için, kainatın şahitliğini nazar itibare almayarak yazılan Kur'an tefsirleri çoğunlukta olduğu için, detaylı bir çalışma yapmayan insanlar da bu tefsirleri taklit ettikleri için bu soruya hayır derler. Çünkü Allah'ın ilminden daha çok mu bileceksin kardeşim? Ne diyorsa öyle kabul et. Senin kainat görüşün demek ki yanlış diyor. Onun ama kainat tarifi yok. Böyle diyenlerin kainat tarifi yok. Çünkü Kur'an'ı kainatın şahitliği altında okumamış. Çok uzattım, özür dilerim ama açıklanması gereken bir konuydu. Teşekkür ederim. Ama bu çok önemli. Yani ben müdahale etmedim. Vaktimiz dolmasına rağmen müdahale etmedim. 12. sözü hatırlattı bana. Yani son cümleyi söylüyorum. Bu kainatı Muhammed Said bize bir davetiyede bulunmuştu. Ya burada global bir şey söylüyor sanki diye. Onunla bağlamak istedim. Onunla bağlayıp bitireyim dedim. Yani kuvvet hakka hizmetkar olmalı dediğinde. Mesela bugün benim yaşadığım toplumda, buna batı deniyor. Bugün gerçi batı çok da bir anlam ifade etmiyor ama yani batı dendiğinde neyi kastettiğini anlıyorsunuz. Seküler, vahiysiz, materyalist dünya anlayışı. Bugün seküler, materyalist bir şekilde kainatı anlamlandıran insanların takip ettiği şeriat, yani toplumları yönetmek için takip ettikleri şeriat, dikkatinizi çekerse toplumlarda tesir ediyor ve insanlar o şeriatı uygulama noktasında bir irade ortaya koyuyorlar. Ya yaptıkları doğru mu, ulaştıkları hak mı sorgulaması ikincil bir sorgulama, onu demeye çalışıyorum. Mesela bu toplumların takip ettikleri şeriatta, yani bu toplumların kainatı okumasında nasıl okuyorlar? 12. söz hatırlatıyor dediğimde şunu hatırlıyorum. Mesela diyor ki ben kainata baktığımda kuvvetli olanın haklı olduğunu görüyorum diyor. Büyük balık küçük balığı yiyor diyor. Ben kainata baktığımda mücadele kanunu görüyorum diyor. Ben kainata baktığımda kuvvetli olanın haklı olduğu kanununu görüyorum diyor. Ben kainatta menfaatin peşinde koşmanın ferdi, muhatabı tatmin edeceği kanununu görüyorum diyor. Delilim bu diyor. Bak diyor, aslan nasıl da geyiği avlıyor diyor.
Bak diyor, nasıl da büyük balık küçük balığı yiyor diyor. Kainatta bu kanun var. O zaman biz bu kanuna göre bir şeriat kurmamız lazım diyor. Ona göre bir hukuk sistemi kuruyor. Ona göre de toplumlarını şey yapıyor. Fakat bunlar toplumda karşılık buluyor. Onu demeye çalışıyorum. Tırnak içinde hak hakikat iddiasında olan Kur'an mesela, konu Kur'an'ın şeriatı haddi zatında hak hakikat olabilir. Mesela bu odada ulaşan, oturan, bu odada şu an beraber burada olduğumuz insanlar için evet, Kur'an hakkaniyeti hak olandır diyoruz biz. Eğer Kur'an'ın hakkaniyeti bizim kainatın şahitliğimize dayanıyorsa bunu diyebiliriz. Hadi diyelim ki biz bu 21 kişi kainatın şahitliğinde Kur'an'ın hakkaniyeti noktasında bir kanaate vardık. Buna rağmen Ali Mermen'in ilk verdiği örneğe geliyoruz. Böyle bir sonuca varmayan toplumlara hey, Allah'ın kanunu budur diye dayatamazsın. Neden? Çünkü onun kainatı anladığı, yorumladığı şekliyle, yani onun sahip olduğu hikmet anlayışıyla senin direttiğin şeriat arasında hiçbir uyum yok. Desek, yani neden açıldı bu mesele? Gerçekten de kainat yorumuna dayalı bir toplumsal yönetim inşası, kainatın yorumu tabansız, yanlış olsa bile kainatın yorumuna dayanması hasebiyle toplumlarda tesir buluyor diyorum ben. Eğer insanoğlu bir gün kainatı var edenle kainatın şeriat arasındaki uyumu geniş kitlelerce tespit eder de bu minval üzere bir toplum inşa etme çabasına girme duasını taşırsa, o zaman şu anda insanlığın tecrübe ettiğinden çok daha büyük teslimiyetler, o sisteme, burada semereler, tesirler. Hani sanki insanlar fevç fevç İslam'a girecektir tarzı meseleleri biraz böyle anlamak lazım diye hissettim ben de final yorum olarak. Allah razı olsun. Çok çok hoş bir yere gitti. Her zamanki usulümüzü takip ettik. Sorularla başladık. Tanımlarımızı kurcaladık. Önce bir belki de kafalar karıştı. Ama bunlar hepsi Hakk'a hizmet etmesi içindi yani, inşallah. Elhamdülillah bir toplu bir yaklaşımla da kapandı. Ben dersi sonlandırıyorum. 50 dakika sonra mektubat dersinde görüşmek üzere inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.